أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ربم göğsüme genişlik ver ve yessir li emri kolaylaştır işimi vahlul ukdeten min lisani çöz dilimden düğümü yefkahu kavli ki anlasınlar beni Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Allahumma rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Muhterem kardeşler, bugün biiznillahi teala Kur'an-ı Kerim'in yeni bir suresiyle tanışacağız. Yusuf suresini işledikten sonra sıra Kur'an'daki tertibe göre Ra'd suresine geldi. 13. sırada yer alan, Mekke'de inmiş olan bir sure. Bazı rivayetlere göre 30 ile 43. ayetleri Medine'de indirilmiş. Lakin büyük çoğunluk itibarıyla Mekke'de inmiş olan bir sure. Mekke'de, Mekke döneminin son zamanlarında Allahu Alem indiği rivayet edilir. Sure ismini, adını biraz evvel söylediğimiz o Er-Ra'd kelimesi, gök gürültüsü anlamına gelir. Bu surenin 13. ayet-i kerimesinden almıştır. Ne anlama geldiğini, neden böyle bir kelimenin kullanıldığını Allahu Alem biraz sonra göreceğiz inşallah. Ana fikri, surenin ana fikri, temel konusu ilk ayette de geçtiği gibi sana Rabbinden indirilen haktır. Yani vahyin hak olduğu, hakikat olduğu çerçevesinde bu tüm surenin ayetleri işlenir. Ana tema budur. Sana indirilen bu vahiy haktır. Çünkü müşrikler, inanmayanlar, inkar edenler artık uzun yıllar geçmesine rağmen hala bunun Allah tarafından gönderildiğine ve vahiy olduğuna inanmıyorlardı. Onun için zaten diyor ki insanlara çoğu iman etmezler. Ve bunun çerçevesinde işte tabii ki tevhid, ahirete iman, nübüvvet vesaire konular işlenecek. Özellikle de küfrün ve imanın akıbetinin nasıl olduğu, küfredenlerin akıbetlerinin nasıl olduğu, iman edenlerin akıbetlerinin nasıl olduğu da işlenecek inşallah sure içerisinde. Bu kadarıyla yetinip inşallah ayetleri işlemeye başlayalım. Siz de içinizden sureleri işlerken, derslere katılırken Kur'an tema konu olduğu için İstiaze yapmayı unutmayın inşallah ki ayetlerin tesiri daha bir başka olabilsin inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm râ. İlk ayet-i kerimenin ilk bölümü hurufu mukatta'a ile başlayan bir surelerden bir tanesi. Anlamıyla alakalı birçok surede birçok şey söyledik. Onun için burada geçeceğim inşallah. Lakin şunu hatırlatalım ki bu şekilde başlayan sureler, ne demiştik muhterem kardeşler? Dikkatleri kitap üzerine çekerler. Yani tabiri caizse dikkat edin ey insanlar, Allah konuşuyor. Ve böylece kitabın ve kitabın önemiyle alakalı insanların dikkatini çekerek Allah Celle Celaluhu insanlara vahyini gönderiyor. Tilke ayetul kitab. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Dikkat edin, ne zaman bu hurufu mukatta gelirse Kur'an'la alakalı bir açıklama. İşte bunlardır Kur'an'ın ayetleri. Vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku. Sana Rabbinden indirilen işte bu kitabın ayetleri, bu kitap haktır, hakikattır, hakkın ta kendisidir. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Lakin insanların çoğu iman etmezler diyor Allah Celle Celaluhu birinci ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Yani hakikatın ta kendisi olması açık, içinde hiçbir şüphe olmayan, kuşku olmayan Allah'ın gönderdiği hakkın ve hakikatin ta kendisidir. Ve insanlığın hakiki ve esas faidelerini temin eden de o zaman dolayısıyla sadece budur.
Hakkın ve hakikatin kendisi olan bu kitap, madem ki Allah tarafından insanlığa gönderilmiş, o zaman insanlığın esas ana faidelerinin ne olduğunu ancak bu kitap temin eder demektedir. Bunun, bu ayet-i kerimenin sonucunda ne çıkıyor o zaman muhterem kardeşler? Bunun dışındakilerden hepsi batıldır. Yani kim problemlerini, hayatını bu kitaba göre değil de başka şeylere göre düzenlemeye çalışırsa o mutlaka batıla düşmek zorunda kalacaktır. Açık ve net. Öyle diyordu Allah Celle Celaluhu Yunus 32'de değil mi? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır ki diyor Allah Celle Celaluhu. Madem ki hak ve hakikat bu, amenna ya Rabbi, öyle. O zaman bunun dışında eksili artılı başka şeylerin peşine düşerseniz diyor Allah Celle Celaluhu mutlaka ve mutlaka batıla karışacaksınız. Batıla düşeceksiniz. Sadece ve sadece buna sarılırsanız hak üzere olursunuz ve hakikat üzere devam edersiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-gayri 'amadin terawnahâ. İkinci ayet-i kerime. Şimdi Kur'an-ı Kerim hak ve hakikat olduğunu beyan ettikten sonra birinci ayette burada o kitabı indiren Allah Celle Celaluhu'nun kudretine dikkat çekecek. Onun gücüne, kudretine, yüceliğine dikkat çekecek. İkinci ayet-i kerimede başlayacak inşallah muhterem kardeşler. Ve dolayısıyla onun kudretini ve kemalinin mükemmelliğini tanıyabilmek için göreceksiniz ki ne dedik? رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا O gökleri direksiz olarak yükselten Allah'tır. تَرَوْنَهَا Siz onu görüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada kısaca durmak gerekiyor. Allah Celle Celaluhu gökleri ne yapmak için ne de yükseltmek için muhterem kardeşler herhangi bir iskeleye ve direklere muhtaç olmadan sırf kendi kudretiyle yapmıştır ve yaratmıştır. Ve siz bunu görüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Onu yükseltti, kaldırdı ve orada tuttu. Ve siz onu öyle görürsünüz ki direksiz bir şekildedir diyor. Yani zahiren bu durumdadır. Bir direk göremeyiz değil mi? Kafamızı gökyüzüne kaldırdığımızda o bizim dünyamızdan milyarlarca daha büyük fiziki kütleye sahip olan gökyüzü direksiz bir şekilde durmaktır. Dayanaksız bir şekilde orada durmaktadır. Ve onu sanki destekleyen hiçbir şey yokmuş gibi orada durmaktadır. Fakat Allah Celle Celaluhu her bir şeyi bir kadere tayin tuttuğu gibi, her bir şeyi ince bir hesap üzere yarattığı gibi gökyüzünü de öyle bir fiziki kanuna tabi tutmuştur ki işte biz onu direksiz görürüz lakin Allah'ın kudretiyle o ayakta kalmaktadır. Subhanallah. Aynen öyle. Bu ayetler karşısında başka diyeceğimiz bir şey yok. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Yarattı ve ondan sonra arşa istiva etti. Yani bunun üzerinde de Araf suresi 54'te özellikle uzun uzun durmuştuk. Burada bağlantı olarak şunu söyleyelim ki onları yarattı Allah Celle Celaluhu ve yarattıktan sonra hepsinin üzerine hükümran oldu. Gökleri ve yeri hakimiyeti altına aldı ve böylece Allah Celle Celaluhu üzerinde hükmünü icraya başladı. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi ve ayı da boyun eğdirdi emrine. Allah Celle Celaluhu. Güneş ve ay. Allahu alem niye bu ikisi anıldı burada? Çünkü insanlar yeryüzünden ki bu Kur'an'ın muhatabı insan. İnsanlar yeryüzünden semaya baktıklarında hep ilk gördükleri en büyük görünen güneş ve aydır. Onun için Allah Celle Celaluhu burada güneş ve ayı anıyor ki yani en büyük görünen bu ikisini emri altına alan ondan daha küçüklerini ve siz ey insanlar tabii ki emri altına almıştır diye bir çağrışım yapıyor. Kullun yecri li ecelin musemma ve bunların her birisi gökyüzü, gökler, yeryüzü, güneş, ay, yıldızlar hepsi muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. Li ecelin musemma hepsinin takdir edilmiş bir eceli vardır.
Ve o Allah'ın takdir ettiği ecele kadar her biri hangi görev için yaratılmışsa kusursuz olarak o görevi yerine getirmektedir. Güneş her gün doğması gerektiği saniyede doğmaktadır. Ay her gün görünmesi gereken yerde görünmektedir. Yıldızlar görevini yapmaktadır. Bulutlar, gökyüzü, yeryüzü. Her biri görevini yapmaktadır. Hiçbirisi Allah'a karşı kafa tutamaz haşa. Kafa tutmaya çalışan tek insandır. İşte bunları Allah Celle Celaluhu kendine mahsus bir program ve düzen içerisinde kendi yörüngelerinde yüzü bakmalarına takdir etmiştir. Fakat dediğimiz gibi bir ecel ile, yani bunların mutlaka bir süresi vardır. Bir zaman gelecek ki o çok büyük görünen güneş, İze şemsu kuvviret dediği gibi Allah Celle Celaluhu'nun, güneş kağıt gibi dürülüp katlandığı zaman, İze seme unşakkat, gökyüzü paramparça dağıldığı zaman, Allah'ın tayin etmiştiği süre, tayin etmiş olduğu süre geldiği anda onlar paramparça olacaklar. Ecelleri gelmiş olacak diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat o zamana kadar her biri Allah'ın yarattığı o program üzerinde yörüngelerinde yüzüp giderler. Yudabbirul emru yufassilul ayati leallekum biliqai rabbikum tuqinun. Rabbinize kavuşacağınıza, onun karşısına çıkıp hesap vereceğinize yakinen, kesin olarak iman edesiniz diye Allah ayetlerini böyle açıklamaktadır diyor Allah Celle Celaluhu. İkinci ayetin sonunda muhterem kardeşler, yakinen iman edesiniz diye Allah Celle Celaluhu bunları açıklamaktadır. Yani bir gün gelecek, Allah Celle Celaluhu sizi de yaptıklarınızın karşılığını bulasınız diye huzurunda vallahi toplayacaktır. İşte buna iman edin diye Allah size bu ayetleri böyle açıklıyor diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kadar tafsilatlı bir şey. Ya Rabbi benim haberim yoktu diyemeyesiniz diye. Mazeret sunamayasınız diye Allah Celle Celaluhu bu şekilde açıklıyor. Ve amacı ayetin sonunda belli. Bizi yakinen imana yönlendirmek için muhterem kardeşler. Ve huvellezî meddel ard. Yeryüzünü, yeri döşeyen odur. O Allah'tır. Enine boyuna döşeyen. Kuzey, güney, doğu, batıya çeken ve yayan. Sahalar ve sahralar yaratan. İnsanlar istedikleri yerde yerleşip yaşasınlar diye yeryüzünü bu şekilde yayan. Ve ceale fîhâ revâsiye. Ve onda dağlar oturtan, oturaklı dağlar yaratan. Ve enhâra, ve onların arasından da ırmakları akıtan Allah'tır. Üçüncü ayetin başında. Sarsılmasın diye ve sarsılmasını önlemek için sabit dağlar yaratmıştır. Yaşayan bütün canlılar için, insanlar, hayvanlar, hangi varlık aklına gelirse gelsin, hayat şansı bulsun diye sular akıtan, ırmaklar akıtan Allah Celle Celaluhu'dur. وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ ف۪يهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. Ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratandır o Allah. زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. Çifter çifter, bütün meyvelerden çifter çiftere yaratandır. Bu zevceyine baktığımızda muhterem kardeşler, lugatlara, Arapça lugatlarına baktığımızda diyor ki zevceyn bu anlamda acaba iki zevce, yani iki zevce olunca erkek ve dişi otomatikmen gündeme geliyor. Erkek ve dişi gibi iki ayrı cinsten meydana gelmiş çift demektir zevceyn. E peki ya Rabbi, ama sen burada meyvelerden bahsettin. Meyvelerden bahsettiğinde erkek ve dişiden niye bahsettin Allah'ım diye sorursan, sormamız gerekir ki soralım diye Allah bu ayetleri açıklamış. Yufassirul ayat. O zaman muhterem kardeşler, karşımıza şöyle bir mucize çıkıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden yüzyıllar sonrasında, daha son dönemlerde mikroskopun icadından sonra bitkilerin döllenme olayını bize haber veren ayet-i kerime daha son dönemlerde mikroskopun icadından sonra keşfedilmiştir insanlar tarafından. Ama Kur'an-ı Kerim bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminin son yıllarında haber vermiş. 1500-1600 sene önce Allah bunu haber vermiş. Açık bir mucize.
Bitkilerin döllenmesinden bahsediyor bu ayet-i kerime. Onları biz zevceyn olarak yarattık diyor Allah. Erkek ve dişi olarak. İlgi çekici bir konu. Onun için biraz baktığımızda, karıştırdığımızda şunu görüyoruz muhterem kardeşler. Her meyvenin çiçeğinde hayvanların erkek ve dişi durumlarında olduğu gibi bir çift ve dişi vardır. Bahçe işiyle uğraşanlar bu işleri çok daha iyi bilirler bizden. Fakat bu bir hakikattir. Meyve bunların çiftleşmesi, dölleşmesi sonucunda meydana gelir. Bunun dışında şansı yoktur. Bazı ağaçlar erkeği ve dişiyi ayrı ayrı ağaçta bulundurur. Bir ağaçta erkek vardır, diğerinde dişi vardır. Mesela incir ağacı böyledir. Onları yan yana ekmeniz gerekir ki meyve verebilsin. Bazı ağaçları da ağaçların, çiçeklerin çoğunluğu da bu ayette anlatıldığı üzere muhterem kardeşler erkek ve dişiyi aynı çiçekte bulundurmuşlardır. Ve döllenmeyi kendi bünyesi içinde yaparlar. Başka dışarıdan gelen bir etki olmadan. Ağaçların çoğunluğu bu şekildedir. Ve Allah Celle Celaluhu bunu bize Ra'd suresinin 3. ayet-i kerimesinde o zamandan muhterem kardeşler bir mucize olarak haber vermiştir. Yughşil leylen neher. Geceyi de gündüzü üzerine örten o Allah'tır. Yeter mi gücün değiştirmeye? Yeter mi gündüzün yerini geceye geçirmeye? Gecenin yerini gündüze geçirmeye? Bir saniye yerinden oynatabilir misin? Bunu yapan Allah'tır diyor Allah Celle Celaluhu 3. ayet-i kerimede. Hani Kur'an'ın başka bir yerinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya, Allah sizin üzerinize bundan sonra hep geceyi gönderse o zaman ne yapacaktınız? Işığı özlerdik ya Rabbi, güneşi özlerdik. Peki ya hiçbir zaman gece olmayıp hep gündüz olsaydı ne yapacaktınız? Geceyi ve gündüzü. Gündüzü gecenin üstüne örten, güneşle birlikte gündüzü de gecenin üstüne getiren Allah Celle Celaluhu'dur. Her birini Allah insanların istifadesine sunmuştur. Dinlenesiniz ve çalışasınız diye. Her birinin bir programı ve görevi vardır. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. İşte bütün bu sayılanlarda yukarıdan aşağı geldiğimiz saydığımız şekilde yetefekkerûn, tefekkür eden, düşünen insanlar için bunlarda ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu ayetin sonunda muhterem kardeşler. Tabi bize ne diyor, bize ne diyor bu yetefekkerûn, tefekkür edenler için? Şöyle bir çağrışım yapıyor muhterem kardeşler. Allah'ın size burada bildirdiği bu bilgiler ey insanlar, size botanik bilgiler, coğrafyaya alakalı malumat vermek için değildir. Ha onları da buradan alır mısınız? Alırsınız. Fakat burada verilen mesajın özellikle size verdiği anlam, şöyle etrafınızdakilere bir daha dönüp bakın. Şöyle aya, güneşe, çiçeklere, geceye, gündüze, yıldızlara, göklere bir daha bakın diyor Allah Celle Celaluhu. Ve onlara baktıktan sonra nasıl ki onlar Allah'a teslim olmuşlarsa siz de şöyle adam gibi Müslüman olun ve Allah'a teslim olun diyor. Bu ayetlerin bize verdiği mesaj bu muhterem kardeşler. Allah'a teslim olun. Ona teslimiyetinizi ilan edin ki kurtulabilirsiniz. Ve devam ediyoruz inşallah 4. ayet. وَفِي الْاَرْضِ قِتَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ. Yeryüzünde birbirine mütecaviratun, komşu olan kıtalar vardır. Öyle. Artık coğrafya bilgileri her yerde geniş bir şekilde ulaşabiliyoruz ve görüyoruz ki hakikaten birbirlerine komşu kıtalar yaratmış Allah Celle Celaluhu. Allah onları birbirine komşu kıtalar olarak yaratmış, lakin durumları, özellikleri birbirinden çok farklı. Çok farklı. Bu da yine Allah'ın gücünü ve kudretini gösteren bir vasıftır muhterem kardeşler. Birbirlerine benzemezler. İklimleri ayrıdır, şartları ayrıdır. Birisi çoraktır, birisi verimlidir. Birisi düzdür, birisi engebelidir. Ama Allah kıtaları komşu olarak yaratmış. Birine girersin hiçbir verimi olmaz. Birisi çok çoraktır. Birisi yağmurdan, ormandan geçilmez. Ötekisi dümdüz arazidir. Bir başkasına Allah dağları yerleştirmiştir. Komşu kıtaları yaratan Allah'tır. Ve bakın şimdi devam ediyor. وَجَنَّاتٌ مِنْ اَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ.
kesemedik, bölemedik orada. Üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları. Bütün bu sayılan meyveler, sebzeler vesaireler bir su ile sulanırlar, aynı kaynaktan beslenirler. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmına üstün kılmışızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ayetin sonunda inne fi zalike leayatin liqaumin yaqilun. İşte bütün bu anlatılanlarda akıllarını kullananlar için çok ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Aklını vermiş Allah. Şöyle bir dön bak ve ibret al diyor Allah Celle Celaluhu. Burada muhterem kardeşler yine önemli bir Allah'ın gücünü gösteren bir şey görüyoruz. Tek bir sudan beslenirler diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle değil mi? Hurmada, incirde, armutta, elmada, muzda, çilekte hepsi aynı sudan beslenir. Fakat buyuruyor Allah Celle Celaluhu bu şartları ve sebepleri eşit olmasına rağmen bırak başka meyveleri üzüm üzüme benzemez. Hurma hurmaya benzemez ki. Elma elmeye benzemez ki. Onu da bırak bir ağacın bir dalında yan yana büyüyen iki kirazın tadı birbirine benzemez ki ya Rabbi. İşte öyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Hepsi aynı topraktan, hepsi aynı sudan besleniyor. Allahu Ekber. Ra'd suresi Mekki bir sure muhterem kardeşler. İnsanların yüreklerine, vicdanlarına, kalplerine hitap ediyor. Bu Allah karşısında artık teslim olun diyor insanlara muhterem kardeşler. Çareniz yok başka. Bu yüce Allah'ın karşısında sadece ve sadece onun azamiyetini anlayıp onun karşısında secde pozisyon alarak Allahu Ekber deyip ona teslim olmaktır. Yoksa sonunuz felakettir ey insanlar. Bu ayetler açıkça bunu söylüyor muhterem kardeşler. Ve ayetin sonunda akledenler için ibretler vardır. Ne çıkıyor buradan? Yani bunu hala birisi anlamıyorsa veyahut da anlamamazlıktan geliyorsa onda hakikaten ya akıl yoktur, keşke öyle olsa da sorumlu olmasa, mecnun olsa da mükellef olmasa. İkinci şart ne? İkinci imkan ne? Aklı olduğu halde heva ve hevesinin peşinde koşmaktadır. Bütün bu ayetler karşısında bunlar yokmuş gibi davranan, Allah'ın yüceliğini hala görmeyen ya akılsızdır ya da hevasının ve hevesinin peşinde koşmaktadır muhterem kardeşler. Onun için akledenler için diyor Allah Celle Celaluhu. Ve şimdi bakın nasıl devam ediyor 5. ayette. وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا اَاِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ. Şaşıyorsan eğer, taaccüp edeceksen eğer, فَاِنْ تَعْجَبْ, acayibine gidecekse eğer bir şey, ey muhatap, iki anlam, ya bu ayet direkt olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor, yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o kafirlerin hala bu ayetler karşısında inkarları, şu biraz sonra gelecek biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız sözlerine taaccüp ediyorsan, veyahut da ey muhatap, bu Kur'an'ın bu ayetini okuyan ey muhatap, eğer bir şeye taaccüp edeceksen şaşıracaksan, o zaman şaşıracak olan şudur, kafirlerin şu sözüdür: biz toprak olduğumuz zaman cidden yeniden mi yaratılacağızdır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve onlarla alay ediyor muhterem kardeşler. İnsanın acayibine gidecek bir şey varsa işte budur diyor Allah Celle Celaluhu. Önce ayeti bitirelim. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Yani biz öldükten sonra, toprak olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız diyenler Allah'ı inkar eden kafirlerdir. وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ. Ve işte onlardır boyunlarına demirden halkalar, zincirler, tasmalar takılacak olan ve böylece acı azaba düçar olacak olanlardır. وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Ve yine bunlardır ateşin ashabı, ehli. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Hem de oraya ebedi girmek üzere diyor Allah Celle Celaluhu 5. ayeti kerimede. Yani yukarısını tekrar toparlamak gerekirse, bunca ayetler karşısında, Allah'ın gücünü, kudretini gösteren bu kadar alametler karşısında hala kalkıp yahu hakikaten insan öldükten sonra, toprak olduktan sonra tekrar diriltilir mi diyen birisi varsa,
diyor Allah Celle Celaluhu, o zaman budur insanın taaccüp etmesi gereken şey, şaşması gereken şey. Yani onların dediği gibi ya bu kurumuş, kemikleri bile darmadağın olmuş şeyin tekrar yaratılması hakikaten şaşıracak bir şey değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Buna inanmamak şaşıracak şeydir. Çünkü ölmeyi ve tekrar yaratmayı bırak yılda birkaç kere, bırak günde, insan her saniyesinde yaşamaktadır muhterem kardeşler. İnsanın vücudu içerisinde dahi bir saniye içerisinde, bir dakika içerisinde ne kadar hücreler ölüp ne kadarları yaratılmaktadır Allah tarafından. Bir gün içerisinde her insan mutlaka ölümü ve dirilmeyi yaşamaktadır. Yatağa yattığında ölümü yaşamaktadır. Tekrar uyandığında dirilmeyi yaşamaktadır. Kendi elinde mi uyanmak? Neyden haberin var uyurken? Hele bir de rüyalar alemine dalmış gidiyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok. Yanında evin yansa, uykuda bir de derinse farkında değilsin. Kim uyandırıyor seni o uykudan? Onun için öyle diyor Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın başka ayetlerinde. Siz uykudayken sizi tekrar canlandıran Allah'tır diyor Allah Celle Celaluhu. Vadesi gelmiş olanın ruhunu tutmaktadır. Onun için muhterem kardeşler, bütün bunları günlük, ilk bahar geliyor, sonbahar geliyor. Sonbaharda, kışta şu anda insan bir yere çıkamıyor. Birkaç gün, birkaç ay sonra tekrar çiçekler açacak, ilk bahar gelecek, yaz gelecek, canlanacak her taraf yine. Bunları görmüyor musunuz? Ölmeyi ve dirilmeyi her an yaşamıyor musunuz ki kalkmışsınız da bu öldükten sonra dirilmek şaşılacak bir şey diyorsunuz? Haşa ve kella. Asıl şaşıracak sizin bu düşüncenizdir diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü bu düşüncenin içerisinde hiç akıl yoktur. Hiç tefekkür yoktur. Hiç düşünmemiş demektir diyor ayet-i kerime. 6. ayet. Estağfirullah. Ve yestecilunke bisseyyi'ati qabla'l hasene. Senden iyilikten önce kötülüğü çabucak istiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hitap burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a isteyen kafirler, inanmayanlar, müşrikler. İyilikten önce kötülüğü isterler diyor Allah Celle Celaluhu. İyilik ne? İman. İmanın meyvesi olan salih amel, Allah'ın rahmeti, Allah'ın yardımı. Bunlar, bu kadar iyilikler varken, sonunda cennet varken onlar bir seyyiyeti, kötülükleri istiyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Kasıt burada ne? Azabı istiyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın karşısına dikilip meydan okuyorlar. Hakikaten diyorlar, Allah'tan gelen bir hak ise bu Kur'an, hemen o zaman üstümüze taş yağdır bakalım diyorlar peygambere. Azabı hemen getir. Madem dediğin doğru. Allah da buyuruyor ki biz onlara iyiliği sunuyoruz, onlar ise kötülüğü istiyorlar. Biz cenneti sunuyoruz, onlar dünyadayken cehennemi istiyorlar. Akıl kârı bir şey mi muhterem kardeşler? Akıl kârı bir şey mi? Ve devam ediyor ayet. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُولَاتِ İşte burası. Halbuki onlardan önce ibret alınması gereken nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Yetmez mi? Şöyle bir dönüp baksınlar. Nuh'u görecekler, Lut'u görecekler, Firavunları görecekler, Nemrutları görecekler. Onların gördükleri, perişan oldukları yetmez mi diyor Allah Celle Celaluhu? Kalkmış hala azabı istiyorlar. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَد۪يدُ الْعِقَابِ Gerçekten insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir diyor. 6. ayetin sonunda muhterem kardeşler. Ve dengeyi sağlamamızı istiyor ayet-i kerime. Hem unutmayın ki Allah'ın mağfireti çok geniştir, insanların hatalarını siler. Fakat Allah'ın azabı da çok şiddetlidir. Bu ayet-i kerimeyi okunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu ayetin üzerine açıklayıcı mahiyette hadis-i şerifte. Eğer Allah'ın affetmesi, rahmeti ve bağışlaması olmasaydı hiçbir kimse rahat bir hayat yaşayamazdı. Öyle değil mi? Bir gün içerisinde bizi Allah o kadar çok bağışlıyor ki. Sabah günah işliyoruz, öteki sabaha kadar uyuyup kalkınca unutturuyor Allah bize yine onu. Affettiğini bize hissettiriyor muhterem kardeşler. Suçluluk kompleksiyle perişan olmayalım diye. Yoksa halimiz perişan olurdu.
Halimiz perişan olurdu. İnsanlar arasındaki ilişkiyi bir düşünün. Birisi birisine bir kötülük yapsa, ötekisi de kolay kolay suçu affedebilecek bir tip olmasa karakter olarak, ona onu affetmediğini hissettirse, gösterse, soğuk davransa, yüz çevirse, burun kırsa, karşısındaki peri, hele seviyorsa onu, bir de karşısındaki affetmedi diye mahvolur. Çocuk, baba çocuk anne ilişkilerini şöyle bir gözden geçirin. Sonunda oturup ağlar. Perişan olur. İşte Allah Celle Celaluhu bizi affettiğini hissettiriyor muhterem kardeşler. Allah'a karşı o kadar büyük hatalar ve günahlar işliyoruz. Lakin aradan kısa bir zaman geçiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi rahat ettiriyor bizi Allah yine. Onun için Allah buyuruyor ki مَغْفِرَةٍ لَذُوا مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. Onlar sınırı aşmalarına rağmen, zulmetmelerine rağmen, günah işlemelerine rağmen Allah onlara karşı mağfiret sahibidir. Ne buyurdu hadiste? İşte böyle olmasaydı kimse rahat yaşayamazdı. Fakat ayetin sonu da var. Onun cezası, tehdidi ve azabı olmasaydı herkes de hiçbir şey yapmaksızın durur diyor Peygamber Aleyhisselam. Ayetin sonunu da o şekilde açıklıyor. Dengeyi tutun diyor yani. Mağfiret var, rahat edin. Fakat azabı da unutmayın. Azabı unutursanız diyor Peygamber Aleyhisselam, hiç kimse artık hiçbir şey yapmamaya başlar. Herkes yan gelir yatar tabiri caizse. Çalışmaz cennet için. Cehennemden kaçmaz artık muhterem kardeşler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi bu şekilde açıklıyor. Ayet indiğinde. 6. ayet-i kerimeyi de işledikten sonra 7. ayete geçelim inşallah. Estağfirullah. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ. Küfredenler, kafirler diyorlar ki ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. Hitap kastettikleri Peygamber Aleyhisselam. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاتٍ. Halbuki sen mundirun, sadece bir uyarıcısın Allah tarafından ve her toplumun bir rehberi vardır. Her topluma Allah bir peygamber, bir elçi, bir rehber göndermiştir diyor 7. ayet-i kerimede. Şimdi bir sayfa geri çeviriyorum. Yusuf suresinin 105. ayetini okuyorum. Bakın ne demişti orada Allah Celle Celaluhu. Daha geçen hafta işlemiştik. Mealen şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Görmemezlikten gelirler. Güneşi, ayı, gökyüzünü, yıldızları, kendilerinde Allah'ın yarattığı bu mucizeleri görmezden gelirler diyor Allah Celle Celaluhu. Bunca ayetleri delil saymıyorlar. Kalkmışlar bize başka başka mucize getirsene diyorlar peygambere muhterem kardeşler. Ayet bunu söylüyor. Allah müşriklerin, kafirlerin arzularına göre, hevalarına göre mucize göndermez diyor ayetin sonunda. Ey peygamber, unutma ki sen uyarıcısın. Onlara bildir, sonunu Allah'a bırak. İki kafir kalktı, mucize getirmesen iman etmeyeceğim dedi diye sakın kendinin canını sıkma diyor Allah Celle Celaluhu. Allah kimin niye neyi istediğini çok iyi bilmektedir. Allah kimin iman etmek için talepte bulunduğunu, kimin de sadece inkarına bir mazeret bulmak için mucize talebinde bulunduğunu çok iyi bilmektedir. Zaten mucizeyi gönderen Allah'tır, peygamber değil ki. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu kavimlerin zamanına göre, kabiliyetine göre, zeminine göre değişik değişik mucizeler göndermiştir. Onun için biraz önce ne dedi? Kendilerinden önceki ümmetlere bakıp ibret niye almıyorlar? Onlara mucize geldi de ne oldu ki? Allah peygamberlere gönderdiği mucizeler sonunda iman etmeyenlere helak etti muhterem kardeşler. Bunlar da böyle bir sonuç istiyorlar. Fakat ne istediklerinin farkında bile değil inanmayanlar. Ve 8. ayet-i kerime hep beraber kulak veriyoruz inşallah. Bakın ayetler bize hayatın içini anlatan, belki hiç farkında olmadığımız, günlük hayatımızda mutlaka ilişki içerisinde olduğumuz şu kevni ayetlerden bize ne güzel deliller, ibretler veriyor ayet-i kerimeler. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa. Allah her dişinin neye gebe kaldığını bilir. Allahu Ekber. Çok güzel bir ayet. Allah her dişinin, insan olsun, hayvan olsun, ağaçlarda, çiçeklerde fark etmez, her dişinin neye gebe kalacağını Allah bilir. وَمَا تَغِيدُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ.
Rahimlerin neyi eksik, neyi de ziyade edeceğini bilir. Ve kullu şeyin indehu bi miktar. Her bir şey onun katında bir ölçü iledir, hesap iledir diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada müfessirler ne demişler? Kısaca bakalım inşallah. Erkek mi olacak, kadın mı olacak? Salih mi olacak, kafir mi olacak? İyilerden mi olacak, zalimlerden mi olacak? Yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Dişi gebe kaldığında Allah bunu bilir. Sadece Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Siz sadece gözünüzün gördüğünü görürsünüz. İşte kameralarla vesaire doğum kontrollerinde, bu muayenelerinde gözlerinizin gördüğünü bilirsiniz. Allah'ın size lütfettiği nimetler sonunda onu anlarsınız. Ama Allah onun sonunun nasıl olacağını bilir. Neyi yarattığını sadece Allah bilir ve dilediği gibi yaratır. Siz ne yaratılacağına da karışamazsınız. Ve rahimlerin neyi eksiltip neyi ziyade edeceğini bilir. Ne demek muhterem kardeşler? Müfessirler şöyle demişler. Acaba 9 aydan önce mi doğuracak? Yoksa 9 aydan daha fazla mı tutacak karnında? Allah onu da bilir. Hesap yapıyor durmadan. İşte diyor bizim makinenin hesabına göre tam şu gün doğuracağım. Tutmuyor işte. Tutturamaz. Dilerse Allah bir ay sonra doğurtturur. Dilerse 3 ay önce dünyaya getirir ve yine ona hayat bahşeder. Çünkü Allah Celle Celaluhu'dur. Onu yaratan ve ona hayat veren. Yine rahimlerin acaba onda bir sakatlık veyahut da tamam olarak doğuracağını Allah bilir. Çocuk ne şekilde dünyaya geleceğini de Allah bilir. Bir tane mi olacak? İkiz mi olacak? Daha fazla mı olacak? Onu da Allah bilir ve Allah yaratır. Diyor ayeti kerime ve dikkat ederseniz insanların günlük hayatlarında, ömürlerinde hep yaşadıkları kevni ayetlerden onlara örnekler vererek imana davet ediyor Allah Celle Celaluhu 8. ayet-i kerimede olduğu gibi. Alimul gaybi ve şehade. O Allah gaybı da yani görülmeyeni de görüleni de ve şehade bilir. El kebirul mutaal. Allah'ın iki sıfatı mutaal Kur'an'da çok geçmez muhterem kardeşler. Yanılmıyorsam Allahu alem belki de sadece burada geçiyor Kur'an'da. El kebir vel mutaal. Allah Celle Celaluhu'nun iki sıfatı. El kebir çok büyük demek. Onun dışındakilerinin hepsi kendisinden daha küçük anlamına gelir. El kebir. O öyle bir Allah'tır. El mutaal ise aşkın demek. Yüceler yücesi Allah demek. Onun ilmi, kudreti, hikmeti, gücü yüceler yücesidir. Hiçbir şeyle kıyaslanması mümkün değildir diyor Allah Celle Celaluhu. El kebirul mutaal. Sevâ'un minkum men esarrel kavle ve men cehere bih. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran, açıklayan. Ve men huve mustahfin billeyli ve sâribun minneher. Geceleyin gizlenen de gündüzünü yürüyen de onun ilminde eşittir. Sizin için fark eder fakat Allah için değil diyor Allah Celle Celaluhu. Siz sözü açığa çıkarıp söylerseniz insanlar haberdar olur. Lakin Allah Celle Celaluhu siz onu söylemeden kalbinizin derinliklerinde daha onu tasarlarken ne diyeceğinizi bilmekteydi. Allah için fark etmez diyor ayet-i kerime. O görüleni de görülmeyeni de bilir. Gaybı da bilir, görüleni de bilir. Onun için gece yapmışsınız, gündüz yapmışsınız. Söylemişsiniz, içinizde tutmuşsunuz. Bu Allah için birdir. Allah bunlardan dolayı mutlaka sizi dilerse hesaba çekecektir. Ayet-i Kerime'nin bize verdiği mesaj budur muhterem kardeşler. Ve şimdi bakın 11. ayet-i kerimede inşallah neler buyuracak Allah Celle Celaluhu. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. Onun yani insanın önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler vardır. Allah Allah. Melekler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Muazzam bir ayet-i kerime. Önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu takip eden, koruyan melekler vardır. Bu ayet-i kerimenin tefsirine baktığımızda muhterem kardeşler, iki anlam vermiş müfessirler. Bir tanesi hadislerin ifadesiyle hafaza melekleri. Hafaza melekleri. Bunlar gelebilecek her türlü zarara karşı insanı korurlar.
Akıl hayal almaz bazıları. Çocuklar öyle pozisyonlara girip çıkar ki nasıl kurtuldu buradan deriz. Öyle bir kazaya girip çıkar ki yaşama şansı sıfır olduğu halde kılına bir şey olmadan çıkar işin içinden. İşte Allah buyuruyor ki muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu. Allah önüne ve arkasına melekler vermiştir, onlar onu korurlar. Hafaza melekleri. Mümin için bu büyük bir destek muhterem kardeşler. Meleklere iman etmek mümin için muazzam bir şey. O kadar güzel bir şey ki hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her an yanınızda melekler var. Sizinle beraber yaşayan, sizi destekleyen, sizi koruyan diyor Allah Celle Celaluhu. Diğer mahlukatlara karşı, diğer zarar verecek her şeye karşı sizi koruyan melekler vardır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki kader geldi mi o zaman kaderiyle baş başa bırakır diyor. O da onun korumasının bir görevinin bir bölümüdür diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle takdir etmiştir çünkü. Bir de ikinci anlam verilme şekli de kiramen katibin melekleri. Bunlar da her insanın sağında ve solunda onun ne yaptıklarını ne yapmadıklarını, ne söylediklerini ne söylemediklerini, hangi niyetle ne yaptığını ne ettiğini bilen ve kaydeden meleklerdir. Ki ahirette karşısına yazmış oldukları kitabı koyup kendi kitabını kendin oku, hesap görücü olarak kitabını yeter denilsin. İşte bu da ikinci anlamıdır ayet-i kerimenin. Ve şimdi muhterem kardeşler 11. ayetin bu bölümünden sonra surede çok önemli bir ilahi yasayla karşı karşıya kalacağız. Çok önemli ilahi yasayla, iyi dinleyelim inşallah. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bir toplum kendilerindeki özellikleri, vasıfları değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı asla değiştirmez. Önce bitirelim ayeti. وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُولِهِ مِنْ وَالٍ. Allah bir topluma kötülük dilediği zaman artık onun için geri çevrilmek diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da asla yoktur diyor. 11. ayetin sonunda muhterem kardeşler. İlahi bir yasayla karşı karşıyayız. Çok önemli bir ayet-i kerime. Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesi. Allah Celle Celaluhu'nun hükmettiği sosyal kanun budur muhterem kardeşler. Allah bunu insanların değişmesini, bireysel veya toplumsal değişimi bu kanuna, bu yasaya bağlamıştır. Ne demek bu? İnsanlar veya toplumlar kendilerini değiştirmedikçe Allah onları değiştirecek değildir. Eğer Allah'ın sizi doğruya, refaha, bolluğa yönlendirmesini istiyorsanız o zaman önce kendinizi değiştirmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Celle Celaluhu. O zaman Allah sizi istediğiniz yere doğru değiştirir diyor ayet-i kerimede. Demek ki biz önce kendimizi hidayete doğru, hakka doğru yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Yani Allah'ın bir toplumun gidişatı hakkındaki iradesi o toplumu oluşturan bireylerin tercihlerinden bağımsız değildir. Bu çok önemli. Allah'ın bir toplumun gidişatı hakkındaki iradesi, hükmetmesi, takdiri o toplumu oluşturan fertlerin tercihlerine bağlıdır muhterem kardeşler. İşte bu ilahi yasayı anladığımızda yeryüzündeki toplumların ve o toplumlarda yaşayan insanların hallerini çok iyi anlamış oluruz. Ya anlayamıyoruz bir türlü, neden bu toplum bu hale geldi diye soruyorsak işte açalım bir daha Ra'd suresinin 11. ayetini bir okuyalım ve ilahi yasayı öğrenelim inşallah. Allah öyle buyuruyor. Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Toplum tercihini kitapsız olmaya kullanmışsa, toplum tercihini Allah'ın kanunlarını istememeye kullanmışsa, toplum tercihini layık olmaya, dinsiz olmaya, Allah'ın şeriatının dışında bir hayat yaşamaya kullanmışsa, Allah o toplumu niye hidayet etsin ki muhterem kardeşler? Etmeyecektir diyor ayet-i kerime. Allah etmeyeceğini buyuruyor. Nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Toplumların hali işte budur muhterem kardeşler. Toplum nasıl yaşarsa Allah da o topluma öyle bir yönetim verir.
Ve bugün İslam ümmetlerinde çoğunlukla görünen budur. Ha tabii burada önemli bir ilke daha var, önemli bir gerçek daha var. O da şu ki, birisi hiç günah işlemedikçe hak ve hakikat üzere olduğu halde yine de ona musibet gelebilir mi? Gelebilir. Azap gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya Resulallah, soruyor sahabe. Ya Resulallah, salih kimseler aramızda olursa yine de azap edilir mi ya Resulallah? Yine de Allah helak gönderir mi, azap gönderir mi ya Resulallah? Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, eğer fısk ve fucur, günah ve haram artacak olursa evet diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Şimdi toplumda birkaç tane insan elinden geldiği kadar Allah'a kulluk üzere devam edebilir. Fakat toplumun çoğunluğu Allah'ın hayata karışmayacağı bir hayatı istiyorlarsa eğer, mümkün değil de öyle istiyorlarsa eğer ve böyle bir hayat yaşıyorlarsa, o zaman hepsi için bir azap söz konusu olabilir. Ve toplumların hali bugün budur. Ra'd suresinin 11. ayeti çok önemli. Bu aynısı fertler için de geçerlidir. Onu da kısaca söylemiş olalım. Çoluğum çocuğum bir türlü adam olmuyor, yola gelmiyor. Hanımım bir türlü yola gelmiyor diyorsan eğer, akrabalarım bir türlü yola gelmiyor diyorsan eğer, önce kendini değiştirmeye başla. Sen kendini değiştir, bak Allah nasıl bereketlendirip onları da değiştirecektir. Hadi olur bazıları, sen her şeyi yaptığın halde Allah bir imtihan gereği bazı peygamberlerde dahi olduğu gibi yine de imtihan edebilir. Fakat genel olarak sosyal yasa budur. Huvellezî yurîkumul berke havfen ve tem'an ve yunşi'us sahâbe's sikâl. 12. ayet. O size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve ağır bulutları yağmur dolu meydana getiren Allah'tır. 12. ayet-i kerime. Şimdi insanlar şimşeği görünce hem korkarlar hem ümitlenirler. Yıldırım çarpacak diye korkar, fakat yağmur gelecek diye de ümitlenir. Çünkü ektikleri bereketlenecek, meyveler büyüyecek, sebzeler büyüyecek. Onun için hem ümit ve hem korku vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın gönderdiği bu şimşekte. Ve bunu söyledikten sonra bakın niye buradan girdiğini anlıyoruz. İşte şimdi 13. ayette Ra'd suresine ismini veren ayet geldi. Şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ve yusebbihu ra'du bihamdih. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Allah Allah. Yani kim bilir kaç yaşına geldik, kaç defa gök gürültüsü duyduk, işittik. Acaba bu şekilde baktık mı hiç? İşte bu ayetten sonra bakmamız gerekecek muhterem kardeşler. Gök gürültüsü hamd ile Rabbini tesbih eder diyor Allah Celle Celaluhu. İlişki kuruyor. Doğayla insan arasında bir ilişki kuruyor Allah Celle Celaluhu. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine'de acayip bir yağmur basınca bütün insanlar dışarıdan içeri kaçarlar, sığınırlar. O da olduğu yerden içeriden dışarı fırlayıp hatta elbisesinin ön tarafını şöyle açıp vücuduna yağmurlar değsin diye yüzünü ağzını açıp yağmura. Ya Resulallah, siz ne yapıyorsunuz? Onun Allah'la sözleşmesi bizden daha taze diyor yağmur tanelerinin. İnsan doğa ilişkisini bambaşka bir zemine oturtuyor muhterem kardeşler. Gök gürültüsü hamd ile Rabbini tesbih eder. Allah'ın birliğini, kudretini, yüceliğini ifade etmiş olur bu şekilde. Lisan hal ile. Biz anlamayız. Fakat o şekilde tesbih eder diyor Allah Celle Celaluhu. Onun tesbihi odur. Bakın İsra suresinin 44. ayetini aldım buraya okumak için, işaretledim. Diyor ki Allah Celle Celaluhu orada, ayeti daha açıklıyor. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes Allah'ı, onu tesbih eder. Onu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Kuşlar öter de boşu boşuna mı öter zannediyorsun sen diyor Allah Celle Celaluhu. Gök gürlediği anda boşu boşuna mı ses çıkarır diyor Allah Celle Celaluhu. Öyle mi zannediyorsunuz? Onun için ayet-i kerimede buyuruyor ki وَلَاكِنْ لَا تَفْقَحُونَ تَسْبِحَهُمْ. Hepsi vallahi Allah'ı tesbih ederler. Allah Allah derler tabiri caizse. Ama siz anlayamazsınız onların dediğinden. Onun için onlar Allah'ın yaratmış olduğu şekilde Allah'ı tesbih ederler. Öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam.
İşitirseniz göğün gürlediğini, deyin ki subhane men yusebbihur ra'du bihamdih. Yani gök gürültüsü hamd ile tesbih ettiği gibi, ya Rabbi ben de seni tenzih ederim. Ne demek? Yani ya Rabbi onun tesbihine, zikrine ben de katılıyorum şu anda ya Rabbi deyin diyor. Hatta başka bir versiyonunda hadisin Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kim bunu derse onun hayatına ben kefilim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Onu koruyacaktır bu dua diyor. Bütün oradan gelecek yıldırım çarpmalarına karşı. Ben kefilim diyor onun hayatına hadis-i şerifte. Subhane men yusebbihur ra'du bihamdih. Gök gürültüsünün seni tesbih ettiği gibi ya Rabbi ben de seni tesbih ederim şu anda deyin diyor. Ne dedim? Bundan sonra başka yaklaşacağız inşallah. Gök gürlediği zaman Allah'ın izniyle. Ve yani burada aslında şu da var. Eski milletlerde, eski kavimlerde tabi bazıları bu ilişkiyi, bu dengeyi tutamadığı için tutmuşlar, kalkmışlar. Gök gürlediğinde, arkasından da çarpıcı, mahvedici, kahredici yıldırımlar geldiğinde bunların gücü karşısında kendilerini zayıf gördüklerinden dolayı göğe gök gürültüsünün, göğe yıldırımların gazabından emin olmak için onlara tapmaya başlamışlar. Bir sürü toplum var değil mi? Adam gök gürültüsüne tapıyor, şimşeklere tapıyor, güneşe tapıyor. Çok büyük diyor, bunun gazabından emin olmak için tapmamız gerekir. Hatta ara sıra ona götürüp kurban takdim ediyor. Şirk çekilleri var, hala bugün devam ediyor böyle anlayış. Allah buyuruyor ki ey insan, aklını kullan. O sadece Rabbini tesbih ediyor. Sen niye ona tapıyorsun? Gel onun da Rabbi, senin de Rabbin Allah'a tap. Ona teslim ol. Verdiği ayetin mesajı bu. Vel melâiketum min hîfetih. Melekler de onu, Allah'ı heybetinden dolayı tesbih ederler. Ve yursulus sevâika sevâika feyusîbu bihâ men yeşâ. Onlar Allah ve hum yücadilûne fillâh. Ayetin orasını da alalım. Onlar Allah hakkında mücadele edip dururken, inanmayanlar, kafirler Allah hakkında tartışırken o yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve huve şedidul mihal. O azabı çok şiddetli olandır diyor. 13. ayeti kerimenin sonunda muhterem kardeşler. Çeviriyoruz inşallah. 14. ayet-i kerime. Lehu da'vetul hak. Hak davet ancak onun içindir. Ne demek hak davet? Şu anlamları kapsıyor muhterem kardeşler. Gerçek çağrı, davet, Allah için çağırmak. Gerçek dua, gerçek kulluk, gerçek ibadet sadece ve sadece Allah içindir. Şimdi ayetin bu bölümünde muhterem kardeşler öyle muazzam bir teşbih gelecek ki Allah kelamı olduğunu orada anlayacağız. Şu teşbihe bakar mısınız? Bir defa şunu anladık. Ey insanlar! Hak dua, hak kulluk, ibadet sadece Allah'adır. وَالَّذ۪ينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَج۪يبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِتِ كَفِّيهِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. Onun dışında el açıp dua ettikleri, Allah'ın dışında el açıp yalvardıkları, putları, neyleri artık neyse, onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimsenin hali gibidir. Halbuki su onun ağzına kendi kendine girecek değildir diyor Allah Celle Celaluhu. La ilahe illallah, ne güzel bir ayet-i kerime. Teşbihe bakar mısınız? Allah ne güzel bir teşbih getirdi. Önce ayeti bitirelim. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ. Kafirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. Dalalet üzeredir diyor Allah Celle Celaluhu. 14. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Allah'tan başkasına yalvarmak ve kulluk etmek sudan su istemeye benzer diyor. Özetini vermek gerekirse. Su kendi kendine gelir mi? Şurada bir çeşme aktığını düşünün diyor ayet-i kerime. Şurada oturup şuradan elini açıp o suyun ağzına girmesini beklersen gelmez diyor Allah Celle Celaluhu. O su karşılık vermez. Onun için Allah'ın dışında yalvardıklarınız, taptıklarınız vallahi sizin istediklerinize karşılık vermeyecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı o suya benzer diyerek muazzam bir teşbih getiriyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla eğer böyle bir yatırım yaptıysa insan, Allah muhafaza buyursun. Eğer hayatını Allah'a kullukta, Allah'a duada değil de
ona karşılık vermeyecek şeylere hayatını geçirdiyse gitti. Yatırım yanlış yere yaptı. Ahirette ne alacak ki? Çünkü lehu da'vatul hak. Allah için yapılan, layık olan dualar Allah içindir. Burada vermese ahirette mutlaka karşılığını verecek muhterem kardeşler. Şimdi inşallah 15. ayet-i kerime okuyacağım. Bu aynı zamanda tefsir dersi, derslerimiz süresi içerisinde karşımıza çıkan ilk secde ayeti olacak inşallah. Unutmayalım, dersimiz bittikten sonra ayetin tilavet secdesini yapmayı unutmayalım inşallah. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَذِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاَسَالِ Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah ve akşam isteyerek veya istemeyerek Allah'a secde ederler dedi. Muazzam bir ayet-i kerime. Şimdi normalde muhterem kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetleri okuduğu anda insanı secdeye kapatır. Şimdi bir düşünün. Şurada iki sayfayı geçti okuyoruz. Allah'ın yüceliğini, birliğini, kudretini anlatan o kadar muazzam ayetler okuduk ki. Onları tefekkür ederek, okuyarak bir insan düşünün. Bu ayete geldiği anda, şunu okuduğu anda kendini secdede bulacaktır. Çekecek onu yere. Aslında secde ayetleri böyle aksiyon ve duygu dolu ayetler. Hiçbir şey yoktur ki göklerde ve yerde olan gölgeleriniz dahil Allah'a isteyerek veya istemeyerek secde etmesin diyor Allah Celle Celaluhu. Göklerde ve yerde olanların secde ettiğini, tesbih ettiğini anladık. Birazdan anlattık onları. Gölgeler de secde eder diyor Allah Celle Celaluhu. Etmez mi muhterem kardeşler? Şimdi ne demek bu? Kendi gölgene bile söz geçiremeyen ey insan, Allah'tan bağımsız hayat yaşayacağını mı zannediyorsun sen? Hala ona kafa tutmaya çalışıyorsun. Gölgene bile hakim değilsin. Gölgen Allah'a secde ediyorsan burun kıvırıyorsun. Ne demek gölgenin Allah'a secde etmesi muhterem kardeşler? İnsan, gölgenin sahibi ne kadar uğraşırsa uğraşsın, gölge Allah'ın emir doğrultusunda ışığın geldiği noktaya ters istikamete düşer her zaman. Önleyemezsin. Allah öyle bir kanuna bağlamıştır bunu. Önleyemezsin bunu. Sabahları batıya doğru gölge gider, akşamları doğuya doğru gölge gider. Güneş batacağı zaman. Erkek sen değiştirmeye çalış, tabiri caizse. Senin gölgen Allah'a secde ediyor isteyerek ve istemeyerek. İsteyerek ne demek? Mümin zaten hayatı secde üzere geçtiği için gölgesi de secde üzere olması normaldir. Kafir normal hayatında Allah'a secde etmiyor, lakin gölgesi yerinde secde ediyor Allah'a. Onu önleyemiyor. Bu ayet bunu diyor muhterem kardeşler. Onun için gel gölgen gibi sen de Allah'ın huzurunda secdeye kapan. Hakim değilsin gölgene. Azabı çok şiddetli olacak diyor ayet-i kerime. 15. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Gudu vel asal. Gudu sabahtan öğlene kadar olan vakit, asal da ikindiden güneşin batıncaya olan zamandır. Kur'an'da çok geçer. Bunu unutmamaya çalışalım. Sabah akşam Allah'ı zikredin şeklinde de geçer. Bu birisi yani sabahtan öğlene kadar olan vakit, diğeri de ikindiden güneşin batacağı zamana kadar olan vakit. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ De ki onlara, o inanmayanlara, gölgeleri secde ettiği halde alınlarını secdeye götürmeyenlere de ki مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor onlara. Ve onların cevap vermesini beklemeden, çünkü onlar cevap versin diye sormuyor Allah. Sen onlara hemen cevap ver ve de ki Kulillah, Allah'tır. Allah'tır göklerin ve yerin Rabbi. Kul efettehadtum min dunihi evliya la yemlikuna li enfusihim naf'an ve la darra. O halde de ki onu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan ilahlar mı edindiniz? Dostlar mı edindiniz? Kul hel yestevil a'ma vel basir. De ki hiç körle gören bir olur mu? Em hel testevil zulümatü ven nur. Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? Em ce'alû lillâhi şurekâe halakû ke halkihi feteşâbehel halku aleyhim. Yoksa onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi görüldü?
قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ. De ki Allah'tır her şeyi yaratan ve o birdir. Onun gücü karşısında durulmayan Allah'tır. وَاحِدُ الْقَهَّارِ. Allah'ın yarattığı gibi yaratan hiç bulunur mu muhterem kardeşler? Öyle bir şey mi buldular diyor Allah? Neye dayanarak Allah'tan başkasına tapıyorlar? Hani bir tane gösterin güneş yaratmış, haşa ve kella. Hani bir tane gösterin ay gibi bir şey yaratmış. Hani bir tane gösterin insanın bir hücresini yaratmış muhterem kardeşler. Var mı? Yok. Dolayısıyla nasıl olur da bu bütün şeyleri yaratan Allah'tan başkasından dostluk isterseniz? Burada dikkat ederseniz kör ve gören. Kör tabii ki kafir için kullanılıyor burada. Çünkü kafir bu kadar ayetleri görmezlikten gelir. Allah'a kulluğa yanaşmaz. Gören ise mümindir. Hem kevni ayetleri görür hem de Allah'ın Kur'an'da gönderdiği ayetleri görür. Ve iman eder. Ve karanlık sapıklık için aydınlıkta hidayet için bu ayette kullanılmıştır. Son iki ayetimizi okuyup dersimi bitiriyorum inşallah. Estağfirullah. Ama öyle de güzel bir teşbih gelecek ki şimdi bu son iki ayet, son bu ayette inşallah bir takip edin. Estağfirullah. Enzele mines semâi mâen fesâlet evdiyetun bi kaderihâ fehtemeles seylu zebeden râbiyâ. Muazzam. 17. ayet. O Allah gökten su indirdi. Ve vadiler kendi hacimlerince, sular birikince sel olup aktı. Bu sel üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Allah Allah. Ne bahsediyor burada Allah Celle Celaluhu? Bir önce ayeti sonuna kadar okuyalım. Bir düşünelim önce. Çok yağmurlar yağdı. Toprakların, vadilerin olduğu yerler sular dolup taştı. O sular sel halinde akmaya başladı. Ve o sular akarken selin üstünde kirler, köpükler oluşmaya başlar değil mi? Öyle oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Devam edelim ya Rabbi. Şimdi Allah'ın ayetlerini öğreniyoruz. Devam edelim. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ. Süs veya diğer eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de altın, gümüş, bakır vesaire buna benzer bir köpük oluşur diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı o selin suyunun üstünde oluşan köpük gibi bu işte uğraşan meslek ehli bunu bilir. Altını, gümüşü, bakırı erittiğinde de onun üstünde aynı ona benzer bir köpük oluşur diyor Allah Celle Celaluhu. كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ. İşte Allah hak ve batıl için böyle misal getirdi. فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Köpük atılıp gider. Faydasızdır, değersizdir. وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ. İnsanlara fayda veren şeye gelince o yeryüzünde kalır ve daimidir. كَذَٰلِكِ يَذْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالِ. İşte Allah böyle misaller getirir. Senden başka kimse bu misali getiremez ya Rabbi. Bu ayet Allah'tandır muhterem kardeşler. Bunlar mucize içeren ayetlerdir. Bu ayetlerin geldiği zaman 1600 yıl önce muhterem kardeşler. Allah nelerden bahsediyor bize burada muhterem kardeşler? Bir düşünün. Hak ve batılı burada Allah bize açıklıyor. Hakkın kalıcı olduğunu, batılın yok olmaya mahkum olduğunu ayet bize burada anlatıyor. İşte sellerin üstündeki köpük, onlar uçucudur, faydasızdır, kaybolacaktır. Fakat yeryüzünde kalan su ise toprağı bereketlendirecek, nimetler büyüyecek orada, öyle faydalıdır. İşte iman da böyledir diyor Allah Celle Celaluhu. Hak da böyledir. Demek ki batıl suyun üstündeki köpüğe benzer. Mutlaka bir gün yok olmaya mahkumdur diyor Allah Celle Celaluhu. Unutmayın bu ayet ne teselli veriyor peygambere. Mekke'nin son günleri çile günleri. Kafirlerin güçlü olduğu günler. Şimdi görüntü itibariyle o zayıf olan, faydasız olan köpük suyun üstünde duruyor. Su altta. Fakat köpük daha biraz sonra gidici, su ise kalıcıdır. Aynen öyle Mekkeliler o gün üstte, müminler altta. Ama aradan kaç sene geçiyor? Bedir'de Mekkeli müşrikler mağlup, müminler üstte. O gün ve bugün. Onun için Allah hak ve batılı bu ayette bu köpüğe ve altına benzetiyor.
Aynısı altın örneğidir. Çünkü altınla insanlar meşgul olduğu için bu işleri bilirler, madenle. Şimdi o altını bakırı eritirken oluşan köpük ne yapsın ki o işi yapan o altıncı kuyumcu? Köpüğü çöpe, altını insanlara satıp para kazanacak. Hak ve batıl örneği diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için siz köpük yerinde mi olmak istiyorsunuz yoksa altın yerinde mi olmak istiyorsunuz? Safınızı iyi seçin diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer köpüğün arasında olursanız vallahi o köpüğün kaybolduğu gibi siz de gideceksiniz. Eğer altınların arasında olursanız, su gibi olursanız o zaman hem bu dünyada hem de ebedi hayatta Allah'ın izniyle mutluluğa kavuşursunuz diyor ayet-i kerime. Ve son ayet. Estağfirullah. Pasajı bitirip dersimizi bitiriyoruz inşallah. لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى Rablerinin emrine uyanlar için güzel mükafatlar vardır. Husna. Güzel olan karşılık vardır Allah'ın emrine uyanlar için. Peki ya Rabbi uymayanlara ne var? وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ Muazzam bir ayet. Ona uymayanlara gelince, Allah'ın emirlerine, onun şeriatına uymayanlara gelince, iyi dinleyin. Eğer yeryüzünde olanların tüm, bütün zenginlikler ve bunun yanında bir misli daha bu inanmayanların olsa kurtulmak için onu vallahi feda ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Ahiretin azabı karşısında. Ne şiddetli bir azap var demek ki. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Yeryüzündeki her şey sizin olsa diyor Allah. Yetmedi. Bir de onun kadar daha olsa o azaptan kurtulmak için fidye olarak anında verirler diyor Allah Celle Celaluhu. Ama mümkün değil artık. Bitti artık çünkü. Kitaplar kapandı. Ulaike lehum su'ul hisab. İşte hesabın en kötüsü, en ağırı onlar içindir. Ve me'vâhum cehennem. Varacakları yer cehennemdir. Ve bi'sel mihat. O ne kötü bir yataktır diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizleri o cehennemin azabından korusun. Rabbim bizleri cehennem azabına yaklaştıracak amelleri işlemekten bu dünyada korusun muhterem kardeşler. İyi amelleri işlemenin yollarını bize atsın inşallah. Öyle diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimenin tefsirinde Hazreti Ayşe'ye tefsir mahiyetinde. Kimin Allah ahirette kimi hesaba tabi tutarsa o helak olmuştur. Ya Resulallah ama diyor Hazreti Ayşe annemiz metnini karıştırmam açısından. Ya Resulallah ama Allah amel defteri sağ tarafından verilenler kolay bir hesap verecekler diyor Allah Kur'an'da. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Kimin kitabı sağ elinden verilirse فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا O kolay bir hesaba tabi tutulacak diyor ya Resulallah. Siz diyorsunuz ki hesaba tabi tutulmayacak Müslüman. Ben bu ayeti acaba yanlış mı anladım ya Resulallah? Hem peygamberi hem efendisi Hazreti Ayşe annemiz ne güzel sormuş ki biz de öğreniyoruz. Yok yok diyor ey Ayşe senin onu yanlış anlamışsın diyor. O hesap değildir diyor. Mümin hesabı karşılığında dünyada ayağına batan diken başının ağrısı hesabına bedeldir diyor. Vallahi diyor kimi Allah ahirette hesaba tabi tutarsa o helak olmuştur. Bu senin ayette söylediğin ise tüm amellerin iyi veya kötü davranışların Allah'ın huzuruna takdim edilmesi demektir. Yoksa tüm amellerin hesabını vermek üzere çağrılan bir kimse tamamen helak edilecektir. Rabbim bizlere hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşamayı nasip eylesin inşallah. Burada durdurduk inşallah.